sen ne kısmetliymişsin. Bak taze çaya denk geldin. Bakmasana öyle yaban kardeş, geç otur. Uykuyla aran yok herhal. Hep gece karşılaşıyoruz seninle. Doğru dürüst yatacak yerim yok, ondandır. Konuşamadık o gece. Arkamı bir döndüm, yoksun valla. Gitmek icap etti, gittim. Ne yaptın bakalım? İş bulabildin mi? Bulamadım. Sen burada mı çalışırsın? Ha. Gece vakti de mi? Gece hiç olmaz. Ama ben her gece buradayım. Burada kalırım. Burada mı? Ha. İşçiler için yer var arkada, işte orada. Bak kardeş, ne diyeceğim. İstersen sen bu gece burada kal. Sabah patronun karşısına çıkarız. Sana münasip bir iş mutlaka vardır, ha? Alır mı ki? Ya iyidir patron. Aksi görünür biraz ama yufkadır kalbi. Derim, bu arkadaş biraz yabandır. Konuşmayı pek sevmez ama iyi çalışır. Mahcup olmaz değil mi? Ya en son bayramda bir araya gelmiştik değil mi? Evet, bayramda. Oh be, özlemişim kızımla sofraya oturmayı. Hem de nasıl? Köprüyle ilgili bir gelişme var mı baba? Uğraşıyoruz kızım. Babam bir mühendis buldu, o da çatlak çıktı kızım. Sonra da alay konusu olduk işte, gördüğün gibi. Aşk olsun hayatım. Aslında isabet olmuş. Adamın çatlak çıkması yani. Melek. Gülün. Gülün, hadi çekinmeyin bakalım. Gül Melek Hanım. Babaların bir tanesi. Hadi oradan be. Ya baba, bir şey soracağım sana. Kaymakamlık yaparken ne diyorlardı sana? Melek, şu kızın biletini aldım. Gitsin bu. Bak bozuluyorum ama. Kızım. Hadi Kerem, tamam. Zıpırın önünde gideni de. Sana ne oluyor? Özlemiş seni babası. Şımarıyor işte. Kaymakam, buzlar çözülmeden. Bana bak. Buyurun Naciye Hanım. Veysel Bey, lise için sipariş ettiğimiz laboratuvar malzemeleri geldi. Doğrudan okula gönderelim mi? Fırsat bulursam ben kendim götüreceğim onları Naciye Hanım. Adın ne senin? Hurşit. İyi çalışır beyim, mahcup etmez seni. Ailen yakının vardır burada. Bir yaşlı anam vardı. O da geçen ay sizleri ömür. Başka da kimsem yoktur. Paşa sağ olsun. Sağ olasın bey. Bayram nerede yatacağını gösterir. Ha, haftalıklarda cumartesiden cumartesiye verilir. Hele bir çalış işini görek. Memnun kalırsak önümüzdeki ay sigortan da yapılır. Sağ olasın bey. Hadi bakalım, üstüne bir şey ayarlasınlar da oyalanmadan başla çalışmaya. Çimento taşınacak üst katlara, sonra da tuğla. Hadi kolay gelsin. Sağ ol benim. Adın Uçut demek. Öyle. Güzel isim. Ama yaban daha çok yakışır sana. Sen de öyle dersin o zaman. Çok korkuttum sizi sabah sabah, özür dilerim. Önemli değil. Ben de çok dikkatsiz davrandım. Öyle fırladım yola. Neyse ki frenler sağlanmış. Ha bu arada laboratuvar için beklediğimiz malzemeler geldi. Bir iki saate kadar elinizde olur. Öyle mi? Çok sevindim. Çok sağ olun. Rica ederim. Dün Demirciler Köyü'ne gittiğinizi duydum. Evet. Eğer oradaki okul için buradan yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olmak isteriz. Her şeyden önce bir öğretmene ihtiyaç var ama Vali Bey bu hafta bakanlığa bastıracak. Eğer hallolmazsa ben de yardımcı olabilirim. Yani haftada birkaç gün, daha çok kurs gibi. Çocuklar geri kalmasın.
Çok iyisiniz ama siz yormuş olmaz mıyız? Hayır, ne demek? Seve seve yardımcı olurum. Vali Bey'le konuşurum. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Sabahki tatsızlık için tekrar özür dilerim. Ben unuttum bile. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geleceksen gel be adam. Geleceksen gel. Vali Bey. Evet Naci Hanım. Dün gittiğiniz Demirciler Köyü muhtarı Sırrı Yalçın. Ne olmuş ona? Dün gece saldırıya uğramış. Sabahtan merkezdeki hastaneye getirmişler. Muhtar. Geçmiş olsun muhtar. Sağ ol beyim. Sağ ol. Sen gittin. Akşamına dayandılar kapıma. Adam istediler. Ne var istediler. Gidin dedim. Size verecek bir şeyim yok dedim. Bu hale koydular. Köydekilere göz kulak olun. Yine gelecekler. Bundan böyle rahat yok. Sizi yalnız bırakmayacağız muhtar. Bu sabah erken saatlerde geldi haber. Hemen harekete geçtik. Kontrol noktaları kurduk. Bütün giriş ve çıkışlarda arama var. Gece gündüz. 24 saat. Köye hakim tepelere askerlerimiz mevzilendi. O mıntıkada artık bizden habersiz kuş uçmaz. Jandarma köyün içinde aralıksız devriyede. Neden biliyor musun muhtar? Köyde akşamları herkes huzur içinde uyusun diye. İcabında her kapıya tek tek asker dikerim. Sabaha kadar nöbet tuttururum. Ama o eşkıyanın ayağını da o köyden keserim. Anladın mı beni muhtar? Anladın mı? Sağ ol. Muhtar benim yüzümden bu halde. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Faydası olmadı ama. Hayır oldu. Muhtarı gördünüz. Adamın kemiklerini kırmışlar albay. O yaptığından gurur duyuyor. Kuru cesaretle buraya kadar. Bir defa hayır denmeye başlandı mı gerisi gelir. Daha ne kadar hayır diyebilirler? Baskıya ne kadar katlanabilirler? Biz ikinci bir başpınarı kaldırabilir miyiz? Eğer bu Erzincan haritası bize emanetse... Üzerindeki herkes bizimdir. Ama onlara gidebilmek için suyu aşmak lazım. Karasuyu yenmek lazım. Bize köprü lazım albay. Köprü. Yavaş. Yavaş lo. Bir avuç adam kalmışız. Takviye almamız şart Ali. Muhtara sıkıyı verdik. Hiç merak etme. Mecbur verecek istediklerimizi. Akşam üzeri köye ineceğiz. Aksilik çıkarırlarsa eğer? Çıkarırlarsa kendileri bilirler. Köye falan inemeyiz Yağmur. Niyemiş lan? Asker çöreklenmiş köyün etrafına. Sokulmak imkansız. Hep o vali yüzünden. Tuhaf bir adam bu. Köyde gözümüzün içine baka baka meydan okudu. Madem ki öyle arkadaşlar. Madem ki köye inemiyoruz. O vakit biz de şehre ineriz. Kendini Bolu Bey zanneden bu vali bozuntusu görür yakında dünyanın kaç bucak olduğunu. Görecek.
Muhtar sana emanet. Merak etmeyin Sayın Valim. Al buyum. Bir dakika, bir dakika. Çıkar o kaskı kafandan. İndir o silahı İsmail. Hükümet konağını arıyordum. Plakayı görünce peşine takılayım dedim. İyi, takıl peşimize. Önden buyurun Vali Bey. Giy o kaskı kafana. Sezai? Merhaba Aslı. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Kitapçıya uğrayacaktım, film falan bakacağım. Tesadüfe bak. Sen de mi kitapçıya? He. Sever misin kitapçı dolaşmayı? Bayılırım. İyi, birlikte bakalım mı? Bakalım. Ben bunu alacaktım da bu yanlışlıkla elime şey etti. Şey oldu. Yaşar Kemal sever misin? Vallahi ben şahsen severim. Seversin. Bir defa efendi adam. Efendi olsun canımı yesin. Yeğenim şunu bir paketli ver hele. Hemen efendim. Rahat oluyor. Bende de vardı bir zamanlar. Kaymakamlığım sırasında. Dağ köylerine falan giderdim. Bunun kadar fiyakalı değildi ama. Ne oldu sonra? Ne mi oldu? Vali oldum. Hay Allah. Yarama basma. Hadi. Acaba yardım malzemesi varmış mıdır Başpınar'a? Sanıyorum varmak üzeredir. Çünkü kamyon günde olmadan çıktı yola. Motorla geçeceğiz canım. Yakalarız kamyonu. Çocuk gayet iyi durumda. Sen de öyle. Bu arada kontrolleri aksatma, tamam mı? Elmas. Sağ ol doktor bey. Nasılsın Elmas? İyiyim canım. Bebek ne durumda? Maşallah. Çok maşallah. Ben hazırım efendim. Çıkabiliriz. Hadi o zaman. Hanımım, müsaaden olursa bir şey isteyeceğim. İste tabii. Az evvel doktor bey dedi Başpınar'a gittiğinizi.
Bir rahatsızlık vermezse eğer ben de gelirim sizinle. Kocamla oğlumun mezarını daha görmemişim. Varıp duamı edelim. Elbette Elmas. Rahatsızlık ne demek? Gel. Hadi. Geleceğini sanmıyordum. Sanmıyor muydun? Fikir değiştirmene sebep ne? Benimle oynama Vali Bey. Gelmem için her şeyi yaptın. O yüzden de biliyordun geleceğimi. Bal gibi biliyordun. Sayın Vali. Oo, başkan. Hoş geldiniz. Tekin Bey mühendisimiz, Selim Bey belediye başkanımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüdayi Bey, dert ortağımız. Merhaba. Şöyle geçelim. Dedikleri kadar varmış. Naciye Hanım, Veysel Bey'i toplantıya çağırın. Peki efendim. Kendisiniz değil mi? Kimseye takmadınız. Yok yok, merak etme. Üç tur attık hemen çevresinde. Uşidiklo, çay var mı? Hazır hazır, içeride. Oh. Varmış Emruz. Vay 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 vay, dondum dondum. Al şu makineyi koy oraya. Kucağınızda da pek bir rahat etti. Kimseye de gitmez aslında, kokuma alışık. Kucağıma çocuk almayalı çok uzun zaman olmuş. Allah size de ver inşallah. Aslı kızımız nasıl hanımefendi? İyi, sağ olun. O da yarın Eskişehir'e dönecek. Ay, ay akşam anlata anlata bitiremedim Aslı'cığımı Hüdayi'ye. Sağ olun, eksik olmayın. Pek güzel, pek akıllı. Allah hayırlı kısmetlere inşallah. İnşallah Şehriban Hanım. İnşallah. Oğlum için de hep aynı duayı ederim. Sezai'm aslan gibidir, pırlanta gibidir. Oğlum diye demiyorum ha. Karasu Köprü Yaptırma Vakfı diye bir vakıf kurduk 7-8 sene evvel. Hiçbir işe yaramadı. Öyle duruyor. Yarayacak. Bütün bağışlar vakfa yapılacak. Kampanya vakıf adına yürütülecek. Hepimiz de vakfın yönetimine gireceğiz. Veysel, nerede bu vakıf? Kör bir yerde efendim. Olmaz. Doğru düzgün bir yere taşımak lazım. İnsanlar işin ciddiyetine inanmalı. Orası kolay. Benim iş annemden birini alırız. İyi. O zaman içini de dayar döşersin. Ha? Efendim? Yani baş üstünde sayın valiyim. Ne o? Pintiliğin mi tuttu? Yok canım, estağfurullah. 3-5 kuruşun lafı mı olur? Şöyle büyük bir yemek organize edelim. Mesela ticaret odasının lokali olabilir. Şehrin bütün ileri gelenlerini davet ederiz. Kampanyaya da o gece başlarız. Başkanım? Hallederiz sayın valim. Yalnız Veysel, bütün yükü Selim Bey'in üzerine bırakmayalım. Aramızda koordine ederiz. Hı-hı. Efendim. Güzel. O zaman kolları sıvayalım ha. Tekin Bey. Nehre yakından bakalım mı? Hı hı. Güzel. Tekin Bey. Hiç bu taraflara gelmiş miydiniz? Bilir misiniz yani? Hayır, neden sordunuz? Karasu mevsiminde pek bir deli akar. Şartlar ağırdır. Alışmak da zaman alır. Doğduğum güne kadar bu dünyayı da hiç görmemiştim.
Ama hayat işte. İnsan nelere alışmıyor ki? Nenni, 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 bebek. Senin alıştığın dünyanın ta içine. Hüdayi, Allah aşkına başlama yine ya. Ekmeğimizden yememiş, suyumuzdan içmemiş, gelmiş bize akıl öğretiyor. Varsa bir bildiği elbette öğretecek. Biz de oturup öğreneceğiz. Helal olsun be başkan. Vallahi helal olsun. Hoppala ya Hüdayi. Bak, iki karışık cümle kurdu, senin aklını başından aldı ya. Vallahi bravo. Yahu amma peşin fikirlisin sen. Adamın boynuna astın yaftayı hemen. Asarım, asarım başkan. Onu bilir onu söylerim. Ne diyorsam o. Yok ya. Neymiş bildiğin? Bu derdi bizde yaşamayan bize derman olamaz. Aha bak yazıyorum buraya. Eh be Hüdayi. Eh be Hüdayi. Yedin bitirdin beni ya. Yedin bitirdin ya. Gidiyorum. Görüyorum. O herife gidiyorsun değil mi? Ondan bu şekilde bahsetmeni istemiyorum. Cehennemin dibine kadar yolum var. Şu haline bir baksana. Git de aynaya bak. Bak da seni terk etmekte ne kadar haklı olduğumu kendi gözlerinle gör. Ali kafayı fena takmış suyun öte yakasına. Sidden yıldır yapılmamış o köprü. Ne diye dert edindin ki? Bu adam başka arkadaş. İnsanlar bu adamı sevmeye başladı. Bu adama inanmaya. Demirciler köyünde gözümle gördüm. Gözün mü korktu? Aslında bize benziyor. Bize mi? Tabii oğlum. İdeolojisi farklı ama tipik bir eylem adamı. Köprüyü dikersek ara suyun üstüne daha da rahatımız kaçar. Öksürsek jandarma tepemizde. Düşündüğün ne? Vali'yi halletmek lazım. Kolay değil o. Şehirde barınamayız. Bağdat'a gücümüz azaldı. Duman ederler bizi. Demirciler köyü deyince aklıma geldi. Şu köy muhtarı. Şehirde, hastanede vali onunla pek yakından ilgilenmiş. Emin misin? Tanıdık bir ademe var hastanede. O söyledi. Aynı şey mi geçti aklımızdan? Neden olmasın? Valiye bir mesaj yollamak lazım bizim muhtarla. Şöyle adam akıllı bir mesaj. Hastanedeki adamı ne ara? Muhtar ne zaman çıkacak bir öğren bakalım. Hadi geçmiş olsun muhtar. İyisin. Sağ ol doktor. Sağ ol. Akşam bir daha bakarız. Bir komplikasyon olmazsa ki sanmıyorum sabaha taburcu ederiz. Allah razı olsun. Senden de. Sağ olasın. Hanım bak hele. Buyur bey. Ben diyeyim ki köye dönmeden vali beye bir uğrayak.
Uğrayak bir teşekkür edek. İyi akıl ettin bey. Uğramama kayıp olur. Tutarlılık herhangi bir sanat yapıtında o yapıta açıklık ve dinginlik kazandırdığı için yararlı bir özellik sayılabilir. Kafamızda çirkinle güzel, açıkla bulanık, yeniyle eski sık sık karışır. Sanat bu çeşitliliği ve değişkenliği... Ne demek istiyor bu ya? Bayram. Hoş geldin ağam. Nasıl gidiyor? İyidir sayende. İyi. Senin yaban nasıl? Çok iyi ağam. Vallahi beygir gibi kuvvetli maşallah. İki kişi çalışıyor. Aferin. Bizimki nerede? Vallahi içeridedir. Fayansçıyı bekliyorum. Gelince yanıma yolla, olur mu? Nasılsın ağam? Hadi bakalım işinin başına. Ne sayıklıyorsun lan kendi kendine? Baba. Nedir o? Kitap baba. Kitap mı? He. Ver bakayım, ne kitabıymış bu? Bildiğin basbayağı kitap işte baba. Hani lan basbayağı kitaptı? Sanat manat, ne dalga lan bu? Sanat işte baba. Bildiğin sanat. İşçilerin evrensel bir kardeşliğin üyeleri olarak yeryüzüne hakim olmalarıyla sınıflar arası çatışma. Başlarım lan senin sanatına. Ne biçim sanat lan bu hayvan oğlan hayvan. Git, 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 git. Çık dışarı. Al. Sanatmış. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, patron burada mı? Buyur gel içeride. Az eğlen, şunları bırakıp geleceğim. İşte burası. Karasu. Tepenin ardı Başpınar. O akşam Selim Başkan, Hüdayi, Veysel, sonra o tabansızlar. Hep beraberdik silah seslerini duyduğumuzda. Hiçbir şey yapamadık. Öylece baktık. Ne kadar sürer? Başpınar mı? Görmek ister misin? Hadi. Bakma dua ettiğime Mevlüt. Erdal'ım. Bebeğim, iki gözüm.
Bakma anan gelmiş, mezarının başında durur. Ben çoktan öldüm Mevlüt. Çoktan öldüm ben sizinle. Tek derdim hasretiniz. O kadar çok özledim ki sizi, kokunuzu. Siz orada babaoğlu yatarken neler vermezdim yanınızda olmak için. Neler vermezdim. Öksüzüm benim. Sen sakın onlar gibi yapma, olur mu? Sakın bırakma beni öksüz. Bırakma. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Kolay gelsin. Heh. Ay, sağ olasın. Sağ ol. Karım Melek, mühendis Tekin. Ah, nihayet geldi. Hoş geldiniz. Herkes sizi bekliyordu. Umarım beklediklerine değer. Ben etrafa bir göz atacağım. Hı-hı. Tamam. Müsaadenizle. Görüşürüz. Nasıl gidiyor Melek? İyi. Bak canım, parmağını basıyor, ongutunu alıyor. Kolay gelsin Şehriban Hanım. Sağ olun Vali Bey. Sağ olasın. Melek, ben kahveye geçiyorum. Köylülerle biraz konuşacağım, tamam? Tamam canım. Akşam yemek veriyoruz. Bir değişiklik yok. Tabii, konuştuğumuz gibi Melek. Gel canım, al bakayım. Ha. Hoş geldin canım. Al bakayım. Gel bakalım, tut şu kapıyı. Etraf ne kadar sessiz. Oysa iki hafta önce burada kıyamet koptu. İnsanlar en yakınlarını gözlerinin önünde kaybetti. Hal böyleyken bu sessizlik garip bir tevekkül mü? Korku. Korkan insan feryat eder. Çok korkan insan korkusunu dile getirmekten bile korkar. Siz o gece buradaydınız değil mi? Evet. Olaydan hemen sonra. Evet, biraz daha tamam. Bırak şimdi. Ters olmadın bey. İçeri açılan kapı dışarıdan yüklenmeye karşı daha az dirençlidir. Dışarı açılan kapıyı çekmek zorundasın. Bu daha zor. Momentumdan ötürü. Yani sizler için böylesi daha güvenli. Sen kaynakları biraz daha güçlendir. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kim bu adam? Tekin Bey, mühendis. Köprü için geldi. Kolay gelsin. Sağ ol. Erken sıvamışsınız kolları. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Leyla. Tekin. Leyla Hanım lisemizin müdüresi. Memnun oldum.
köpüğü kıvamında olmadı Vali Bey. Kusura bakma, acemilik. Önemli değil. Kahve babamın da. Uğursuzlar onu da. Senin de başın sağ olsun. Yok muydun o gece? Batman'da çalışırım. Rafineride vardiya bekçisi. Bırakıp geldik. Rahmetli hayatta olsa bir dibek kahvesi yapardı ki size. İsmin ne senin? Ramazan. Ramazan. Sen şu dibek kahvesi nasıl yapılır tez zamanda bir öğren bakalım. Kayfe ağız tadıyla içirir Vali Bey'im. Eşkıya ağız tadı bırakmamıştır bizde. Ölülerimizi dahi gömemedik. Canımıza sahip çıkmayan devlet meftamızı yangından mal kaçırır gibi kaçırmış bizden. Neyle geldin gelirken Begim? Motorla. 3 gün sonra sular kabarsın, devlet gene yok. Öyle bir görünüp bir kaybolmayla devlet olunmaz Begim. Yoksa kayfe kolay. Yoluna kurbanlar kesin. Devletin yüzü size karşı eğiktir. Nehri aşıp bu tarafa gelememiştir. Yeterince hızlı olamamıştır. Hepsi doğru. Ancak bir gerçek daha var. Kötülük. Kötülük maalesef her şeyden ve hepimizden daha hızlı. Kötülük içimizde barındığı, kendine barınacak bir yer bulduğu müddetçe devlet ancak yaralara merhem olur. Ama acı ortadan kalkmaz. Müsaadenizle beyler. Ramazan. Buyur Vali Bey. Sen yine de şu dibek kahvesi nasıl yapılırmış bir öğren bakalım. Yalnızlık Allah'a mahsus derler ya, kulak asma. İnsan kadar yalnız var mı bu dünyada? Güllüğü kara suya kaptırdım. İçimde bilsen ki sorma. El kadar bebeği götürdüm bıraktım valinin masasına. Bırakınca ne yaptı? Ağzını açıp da bir sefer kader dese ya, demedi. Oğluma kol kanat gerdiği için değil. Yani kader demediği için ben o dakika anladım ki bu vali gerçekten yaman bir adam. Oğlun nasıl? İyidir öksüzüm. Allah razı olsun. Vali ortalığı ayağa kaldırınca bir sütana buldular. O da garip bizler gibi. Kocasını, oğlunu hepsini kaybetti başpınarda. Öksüzü de oğul bilip bağrına bastı. Ben de küçük bir ev tuttum onlara. Böyle arada bir yoklarım. Yani bir eksikleri, bir gedikleri var mı diye. Başka? Ne başkası? Yani hiç kalmaz mısın orada? Kalmak mı? Ne bileyim işte. İki acılı insan olur da sığınır ya hani birbirine. O nasıl söz yaban kardeş? Eşiklerine vardığımda rahmetli kocası kapıyı açtı bana. İyi bir adamdı. Gıkını çıkarmadı vallahi karısının oğlunun emzirmesine. Şimdi böyleyken yakışır mı elin acılı kadınla böyle yan gözle bakmak?
Yakışmaz. Onun da bir oğlu vardı. Öksüzden bir hafta önce doğmuş. Adı Erdal. Ağasının adını koymuş Elmas Bacıoğlu'na. Eşkıya Başpınar da onu da vurmuş. Hayrola? Ben yatmaya gidiyorum. Konuşuyorduk. Yorgunum, uyku bastı. İyi, Allah razı versin. Sana da. Olmanız bizi çok mutlu etti. Umarım uzun sürer. Uzun sürmesi neye bağlı? Bunu ben de bilmiyorum. Sanki henüz karar vermemiş gibisiniz. Niye? Ne bileyim, burada kalıp kalmamaya. Başkan, Tekin'in burada olması bir karardır. Doğru cevap, karar vermek başka. Ait olmak başka. Neyse ki cevaplardan yana bana yardımcı olanlar var. Arkadaşlar, mühendisimiz biraz sıkıntılıdır. Onu sorularla bunaltmayalım. Sen de rahatla biraz. Bakma lokalde toplandığımıza. Protokol yemeğinde değilsin. Hayatımda ilk defa böyle vali ve erkanıyla birlikteyim. Yani kim olsa biraz gerilir. Üstelik bütün günü de vali ve erkanıyla birlikte geçirdiniz. Ve gene hayatımda ilk defa bir misafirhanede kalacağım. Sıkılırsanız bizim kışladaki koğuşlardan birini alalım size. Yok teşekkürler. O kadar da fazla olur değil mi? Geçen hafta 25 adam geçirdik sınırdan. Şu anda kamptalar eğitimde. İyi çalışmışsın. Ese yapmak için inmedik şehre. Hastaneyle konuştum. Muhtar yarın sabah taburcu. Aslanım muhtar. Bizi bekletmeyecek. Boş verin muhtar. Kimi gördün bugün? Kimi? Senin şu Erdal'ı. Erdal'ı mı? Nerede? Bir inşaatta çalışıyor. Emin misin? Akşam gene yokladım. Çalıştı inşaatta yatıp kalkıyor. Seni gördü mü? Ne yapacağız? Deyus'un adresi belli nasıl olsa. Önce muhtar. Evli misiniz Tekin Bey? Hayır. Aman iyi o zaman. Ne bakımdan? Karıcığım. Hayır, geride düşünecek insan olmayınca. Yine de her zaman geride kalan birileri olur değil mi? Genellikle. Ama bu benim için geçerli değil. Ben geçmişini temizleyerek yola devam edenlerdenim de. Bir şey mi oldu? Efendim? Güldünüz de. Özür dilerim, sizinle ilgisi yok. Ya bir şehir bir insanın üstüne bu kadar da varmaz ki. Öyle değil mi albayım? Ben de merak ediyordum. Bugüne kadar gelen mühendisler niye kaçtılar diye. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Oturuyorduk. Birazdan hep beraber kalkardık. Sabah ilk saat sınavım var. Ben de kalksam iyi olacak. Aslında ben de gidip şu eski raporlara bir bakayım. Yolladınız değil mi hepsini? Odanda. Hay Allah, zengin kalkışı oldu. Biz sizi geçirelim. İyi akşamlar. 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 İsterseniz sizi bırakabilirim. Zahmet olmaz mı? Hayır olmaz. Bununla mı gelmiştiniz? Korkar mısınız? Hayır. Şunu takın. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar Veysel. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Canım ne demek istediğimi biliyorsun. Vaktiyle sen de çok binmiştin motorumun arkasına. Ne olur ki bundan? Onlara ne olur bilmem ama... bizim iki çocuğumuz olmuştu hayatım. Şimdi sıra duygulu bir parçada. Gecenin bu saatinde yollara düşmüş, gittikçe yaklaştıkları ya da uzaklarda kalmış bir sevgiliyi hayal eden sürücüler için geliyor. Lütfen gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Melih Görgün sizler için söylüyor, gel. Sokak, sokak yürüyor yalnızlığım. Sen gittin gideli, elim kolum var. Zaman geçer, unuturum sandım. Yüzün kalbimin en güzel yerinde. Kim derse aşk biter sonunda. Yalan yalan, bin defa yalan. Kim derse aşk biter sonunda. Yalan yalan. Teşekkür ederim. Belki şimdi söylersiniz. Neyi? Yemekte güldüğünüz şu laf. Evet. Şu geçmişi temizleyerek yola devam etme hikayesi. Evet o. Yalandır o. Kocaman bir yalan. Herkesin yalanları vardır. Evet. Çoğunu da biz yaratırız. Neyse iyi geceler. Alo anne. İyiyim sen? Sima ne yapıyor? Uyudu mu? Hay Allah. Yok yok uyandırma. Bırak uyusun. Sen benim için onu kocaman öp olur mu? Tamam. Hadi konuşuruz. İyi geceler. Sana da. Geçmişi temizleyerek yola devam etme hikayesi.
Yalandır o. Kocaman bir yalan. Ukala. İzin ver dayı. Eyvallah. Sağ olasın. Sen de sağ ol dayı. Alo. Şimdi hastaneden çıkıyorlar. Taksiyle. Plakası 019. 019. Tamam. Demircilere gideceğiz yeğenim ama evvel bir vilayete uğrayacağız. Olur amca. Şehir çıkışında keseriz yolunu. Şu kuru pastayı ver bakayım. Buyur bey. Eli boş gitmek olmaz değil mi? Evet. Nereye gidiyor o bu herif? Vallahi anlamadım ki. Gözden kaçırmasam. Kaçırmayız, kaçırmayız. Bazı malzemelere ihtiyacım olacak. İyi. Listesini çıkar ve Veysel'e teslim et. Hazır. Arazi ölçüm için birkaç araç gereç. Listede bir soru mu var? Hayır. Listede bir sorun yok. Az bekle yeğenim. İşe bak. Valisine gidiyor. Bence böylesi daha iyi. Hadi oğlum. Tam sırasıyla o. Dikkatli. Muhtar! Yanlış yerlerde geziyorsun. Ali vuruldu. Lan öyle baksana. Gazla, gazla. Muhtar. Muhtar. 23-16 merkez. 23-16 merkez. Valilik önünde silahlı çatışma. İki ağır yaralı. Takviye istiyorum. Muhtar. Anlaşıldı merkez. Muhtar. Çok acil ambulans. Merkez anlaşıldı. Aracın plakası 24 Urfa Zonguldak 361. Ekiplere bildir hemen. Yolu kapat. Kimseyi yaklaştırma. Hadi. Muhtar. Muhtar!
Ölmüş. Hadi yürü. Veda ziyaretine. Elinde bir kutu kuru pastayla. Adam ölmüş, merkeze haber ver. Tamam. Beyefendi, cinayetle ilgili düşünceleriniz nelerdir acaba? Sayın Başkan, zanlılar tespit edildi mi? Sayın Başkan, saldırı valiliğin önünde gerçekleşti. Arkadaşlar, bu bir mesaj olabilir mi sizce? Arkadaşlar, lütfen müsaade. Bunu yapacak mısınız Sayın Başkan? Arkadaşlar, lütfen. Gerekli açıklama daha sonra yapılacak. Vali Bey. Sonra Naciye Hanım. Melek Hanım hatta. Sen geç, ben geliyorum Veysel. Efendim Melek. Sayın Faruk, terör neler oluyor? Şu geçenlerde gittiğim köy, demirciler, muhtarını vurdular. Yanında karısıyla adam bana geliyordu Melek. Hiç bitmiyor değil mi? Maalesef. Sen iyi misin? İyiyim. Şimdi toplantıya gireceğim. İl Güvenlik Kurulu. Tamam canım, tamam. Sen işine bak. Tamam, sonra konuşuruz. Kolay gelsin hayatım. Demirciler Köyü muhtarının vilayet önünde öldürülmesiyle ilgili yetkililer hiçbir açıklama yapmadı. Şehrin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birkaç gün önce Demirciler Köyü'ndeydim. Eşkıyanın kol gezdiği bir köy. İnsanların sadece erzağı, rızkı gasp edilmiyor. Çocuklarını da alıyorlardı söke söke. Muhtar da bunlardan biriydi. Direnmeye kalktı. Netice ortada. Mesaj çok açık Sayın Valim. İki yönlü bir mesaj. Direnmeye kalkışanlara gözdağı. Asıl mesaj da bize. İşte arka çıktığınız adamlarınız. Gelir ve burnunuzun dibinde hepsini temizleriz. Doğru. Mesaj bu. Gerekirse sizi de temizleriz. Saldırıyı yapanlar büyük bir ihtimalle hala şehirde. Adamlar üç kişiymiş. Biri ölmüş. Kullandıkları araç çalıntı çıktı. Bütün giriş çıkışlar kontrol altında. Onları mutlaka yakalayacağız. Başka bir husus da köprü meselesi. Son saldırıda bu durum ne kadar etken bilemiyoruz ama köprü yapımına ilişkin niyetlerin ciddiyet kazanması çok yakında eşkıyayı daha da tedirgin edecek. Köprü yapılırsa bölgede eskisi kadar rahat barınamazlar. Bunu biliyorlar. Her adımda sabote etmeye çalışacaklar. Hızlanmak zorundayız arkadaşlar. Çok yavaş ilerliyoruz. Şu vakıf yemeği. Muavin Bey'le konuştuk. Önümüzdeki hafta sonu. Veysel. Buyurun Sayın Valim. Muhtar ve karısı için sade bir cenaze töreni hazırlayın. Örgüte propaganda malzemesi vermenin bir anlamı yok.
Farkındayım beyler. İkram biraz kuru. Ama pintiliğimizden değil. Muhtar bana ziyarete geliyordu. Elinde bir kutu kuru pastasıyla. Bunlar rahmetlinin ikramıdır. Ölmeden önceki son ikramı. Bilmem anlatabildim mi? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. Sonra ara gene. Ne diyorlar lo? Polis, jandarma her yeri tutmuş. Şehre giriş çıkışta arama var. Daha çıkamazsın Şemuz. Çıkmaya çalışmak intihar. Burada ne kadar kalabiliriz? Fazla değil. Akşama Hüseyin gelecek. Başka bir yer ayarlayacak sana. Neresi? Telefonda söylemedi. Of. Ali'nin vurulması fena oldu. Ölenlerin hesabını tutacak değiliz İsrafil. Ali vurulanların ne ilkidir ne de sonuncusu olacak. Oh oğlum. Öksüzüm. Oh. Oğlum. Sen ne zaman baba diyeceksin ha? Gene zahmet etmişsin bayrama. Estağfurullah abacım. Öyle mi olasıydı? Hem dedim aldıklarımı bırakayım. Hem de yavrumu bir göreyim. İyi etmişsin. Yavrum. Hı? Gel bakayım. Gel 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 gel. Yok 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 yok. Dün Başpınar'a gittim. Sağlık ocağındaydım. Baktım valinin karısı doktora almış gidiyor. Takıldım peşlerine. Kocamla oğlumun mezarını ziyaret ettim. Sonra evime gittim. Viran evime. Sanki bir yolculuğa çıkmışım. Uzun bir yolculuk. Bebeğimle dönmüşüm eve. Kucağımdaki öksüz değil de benim Erdal'ımmış. Dedim ki kendime, ben yokken Mevlüt dağıtmış ortalığı. Kalkıp toplasam, bir çorba kaynatsam, avlu kapısı açılsa, gıcırdayarak açılır o, çok ses yapar. Anlarım Mevlüt'ün geldiğini. Elmas bacı. Bacım. Elmas bacı. Bacım iyi misin? Mevtüm ne vakit yaşadı, ne vakit öldü. Gül gibi bebeğim. Ne doğduğunu anladı, ne öldüğünü. Bayram ağam, ben niye ölmedim? Neden ölmedim ben? Geçmiş olsun Vali Bey. Vallahi şehir çalkalandı. Her kafadan ayrı bir ses çıktı. Kimi diyor vilayeti taramışlar, kimi diyor başka bir şey. Dedim gidip gözümle göreyim. Neyse gördün işte, yok bir şey. Ne yaptın vakfın yerini? Taşıdık bizim işanına. Benim büroyla aynı binada. Eşyası? Gıcır gıcır. Hepsi yeni. Veysel. Mühendisin malzemelerini hazırlat hemen. Sahi nerede o adam ya? Ben de aratıyorum ama yok. Birden kayboldum. Silah seslerine indiğimizde... Evet, yanımızdaydı. Sonra motoruna atlayıp gitmiş. Pardon efendim. Veysel Bey, misafirhaneyi aradım. Tekin Kurtuluş eşyasını alıp not bırakmadan ayrılmış. Allah Allah. Nereye gitti bu herif ya? Kaçtı, kaçtı. Hiç bakmayın bana öyle, kaçtı.
Gürcü mühendisler de böyle kaçmıştı. Bunların alayı tabansız. Hüdayi, yangına körükle gitme istersen. Ne yangını ne körüğü başkan? 40 defa dediydim. Elin adamından bize hayır yok diye. Heh, bunların aklı pabuçlarında. Mantar tabancası sıktan kaçıyor bunlar. Galiba ben de bu sefer Hüdayi'ye hak vereceğim. Olmaz öyle şey Veysel. Oldu. Oldu işte. Kaçtı herif. Arkasına bakmadan kaçtı. Allah kahretsin. Allah kahretsin.